Vali Güngör Özimtun'a düzenlediği basın toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran'da Çanakkale'ye geleceğini ancak programın henüz %100 netlik kazanmadığını açıkladı. Vali Tuna, Başbakan 7 Haziran'da Çanakkale'ye gelecek, açılışı yapılacak bir sürü birikmiş tesis var. Onların hangisi kapsama alınacak, bu konuda biz önerilerimizi ileteceğiz. Değerlendirmeyi tamamen kendileri yapacaklar. Ana konu Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda tamamlanan ve hizmete açılmayı beklenen simülasyon merkezi. Sayın Başbakanımız burayı ziyaret edecek ve açılışını yapacak. Ayrıca toplu açılış töreninde il merkezinde olacak. Öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar olacak yarım günlük ziyaret söz konusu dedi. Vali Güngör Özimtun'a Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ayrı bir program yapılması konusunda da temennileri olduğunu belirterek sonbaharda ilçelere de ziyarette bulunmasını arzu ediyoruz. Öyle bir önerimiz var, kabul edilirse değerlendirilecek diye konuştu. Vali Tuna toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü'nün Ankara'dan yönetildiğini hatırlatan Tuna, bu durumun bazen sıkıntı yarattığını ifade ederek şöyle konuştu. Sıkıntılardan birisi şu, doğrudan Ankara'dan yönetilmeye, yönlendirilmeye çalışılan yapılar bunlar. Bu bir sıkıntı maalesef. Eski DTP dediğimiz Kalkınma Bakanlığı'nın bu işle ilgili birimlerinin çok fazla bir yönlendirmesi, denetimi söz konusu. Yani bir kısıtlama durumu söz konusu. Biraz bundan kaynaklanan sıkıntılar da var. Orada çalışanlar kendisini doğrudan Ankara'ya ait hissediyor. İlgili valiliklere belki hesap verme yönünden çok sorumlu hissetmiyor kendisini. Ama bu sadece Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan söz konusu maalesef. Bakın bizim Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkımız var. Milli Park'ın üzerinde ne kadar sözümüz geçiyor. Direkt Ankara bürokrasisinden yönetiliyor. Bu da maalesef kabul edelim ki verimliliği, etkinliği olumsuz etkileyen şeyler. İşte binlerce insan geliyor, orayı ziyaret ediyor ama işte en basit hizmetleri bile iyi veremiyoruz. Milli Park alanında bu sıkıntılar genel. Sadece ajans ile ilgili konular değil, başka konularda da merkeziyetçi sistemin getirdiği sakıncalar maalesef bizi etkiliyor. Birçok şeyi görüşerek aşmaya çalışıyoruz. Ankara'daki bürokratlar buradaki bize bağlı müdürlüklerle ilgili konulara müdahale etmeyi çok seviyorlar. Çanakkale Ture Milli Park, Gelibolu Yarımadası Milli Park, klasik Milli Park yönetme anlayışıyla buralar yönetilemez. Ama bol kazançlı yerler olduğu için buralar Orman Bakanlığı'nın böyle bir tasarrufta bulunması kendi açılarından doğru. Ama vatandaşa sunulan hizmet, bir takım yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında alınan paranın karşılığı ne kadar veriliyor? O konuda söylenecek çok şey var maalesef. Tekrar gözden geçirilmesi lazım. Uzun devreli gelişme planı, o konudaki mevzuat, yapılanma ve yönetim şekli tekrar gözden geçirilmesi lazım. Gereklilikleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. İşte Kumkale bölgesi özellikle. Oradaki tarihi işte topların, toprağa gömülü olan topları kendi imkanlarımızla bir taraftan çıkartmaya çalışıyoruz. Tarihi Türk Mezarlığı'nın işte açılışını birlikte yaptık. Önemli bir kazanım oldu ilimiz açısından. İşte Hamidiye tabloları ilgili çalışma, kazı çalışmaları bitti. Bundan sonra işte projeler şu anda yapılıp orada Kültür Bakanlığımız yine güzel bir proje üzerinde çalışıyor. Markalaşma ve fuarlara katılım konularını önemsediğimizi, takip ettiğimizi biliyorsunuz. Fuarlara katılmaya gayret ediyoruz. İşte Travel Turkey'den başladık. İşte Emit'le devam ettik. Yurt dışındaki fuarlar derken turizmde belli bir şeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Yani yükselttiğimiz bu çıtayı, bu ivmeyi düşürmeden inşallah bundan sonra da sürdürmeye gayret edeceğiz. Tarıma gelelim. Tarımda işte üretimle ilgili sorunlar, pazarlamayla ilgili sorunlardan özellikle bahsedildi. İşte örgütlenmeye ilişkin konular gündeme geldi. O zirvenin sadece bir başlangıç olduğu, bundan sonra master planın yapılması çalışmalarının esas önemli olduğu ve bunda önümüzdeki 3-5 aylık süre içerisinde tamamlanacağı ve önümüzdeki master planı.